Merhaba. Bir erkeğin idrar yolu enfeksiyonuna yakalanması son derece normaldir. Ama idrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda daha sık görüldüğünü bilmelisiniz. Hatta bu konuda rastladığım bir istatistiğe göre her 5 kadından biri hayatı boyunca en az bir kere idrar yolu enfeksiyonu geçiriyormuş. Bu enfeksiyonun neden bu kadar sık görüldüğünü anlamak için kadın üriner sistem anatomisine hakim olmak gerekir ve bunun çok da kolay bir şey olmadığının farkındayım. Onun için de ben biraz basitleştirmeye çalışacağım. Bu bir kadın vücudu olsun. Şimdi tam buradan kesip bu şekilde inceleyeceğiz. Evet, tam bu noktadan incelersek Vücudun alt kısmında sindirim sistemi bulunur ve bu çizdiğim yerde rektumdur. Burası da anüs. Hemen anüsü de not edelim. Anüsün hemen ön kısmında da vajine bulunur. Vajinanın uterusa yani rahme açılan bir kanal olduğunu biliyorsunuz değil mi? Uterus ve vajinayı da not ettikten sonra devam edelim. Üretra Mesanenin dışarı açıldığı kısımdır. Mesaneyi çiziyorum. Evet, burası da üretra oluyor. Mesane idrarın biriktiği yerdir. İdrar böbreklerde oluşur ve üreterler aracılığı ile mesaneye taşınır. Bu böbrek, bu da böbreği mesaneye bağlayan üreter. Bu çizimden de anlayacağınız gibi bunların hepsi bu daracık yere sığışmışlar. Kadın anatomisine göz attığımıza göre idrar yolu enfeksiyonuna geri dönebiliriz. İdrar yolu böbrekten üretraya kadar olan bölüme verilen addır. Ama biraz daha net olmak gerekirse üretra enfeksiyonuna, evet şu anda farklı bir renkle boyadığım bu kısımdaki enfeksiyona üretrit adı verilir. Neymiş? üretra enfeksiyonuna üretrit deniyormuş. Mesanenin yani bu kısmın enfeksiyonuna ise sistit adı verilir. Hemen bunu da not edelim. Mesane enfeksiyonunun adı sistittir. Ve son olarak da böbrek enfeksiyonuna pielonefrit denir. Pielonefrit. Bu noktada İdrar yolu enfeksiyonu dendiğinde genellikle sistitten bahsedildiğinin altını çizmek istiyorum. Enfeksiyon dendiğinde ise aklımıza hemen bir patojen ya da bir çeşit bakteri gelir. Bu durumda en sık karşımıza çıkan bakteri E. coli, diğer adıyla kolibasilidir ve anüsten çıkan dışkıdan kaynaklı olabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda neden daha sık görüldüğünü anladınız mı şimdi? Kadınlarda anüs ve üretranın birbirine son derece yakın olması enfeksiyonun buradan buraya taşınmasını çok kolay bir hale getirir. Ayrıca kadınların üretrası erkeklere göre daha kısa olduğundan bakterilerin mesaneye ulaşmak için kat etmeleri gereken yolunda daha kısa olması anlamına gelir. Ve bu da idrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda daha sık görülmesinin bir başka sebebidir. Buradan son derece önemli bir noktaya geliyoruz. İdrar yolu enfeksiyonlarının başlıca sebebi olan kolibasilinden bahsedeceğiz ki bu vakaların %80'ine tekabül eder. Kolibasili bakterilerinin dokulara tutunup mesaneye doğru tırmanmalarını kolaylaştıran kamçı benzeri yapıları vardır. Bu kamçı benzeri yapıları filmlerde ninjaların ya da gizli görevdeki süper ajanların duvarlara tırmanabilmek için kullandıkları vantuz gibi aletlere benzetebilirsiniz. Eğer kolibasili bu yapıya sahip olmasaydı idrar yaparken onlar da diğer bakteriler gibi idrar yolundan dışarı atılabilirlerdi. Peki gelelim asıl konumuza. İdrar yolu enfeksiyonları hamilelik döneminde neden önemlidir? İdrar yolu enfeksiyonları hamile kadınlarda normal kadınlara oranla daha sık görülür. Bunun sebebi bebeğin büyümesine paralel olarak rahminde de büyümesidir. Rahmin büyümesi öncelikle hijyeni zorlaştırarak enfeksiyon kapma riskini artırır. Buna ek olarak mesaneye de baskı yapar ve bu da mesanenin tam olarak boşaltılmasını güçleştirir. Mesanenin tam olarak boşaltılamaması, bir kısım idrarın sürekli olarak mesanede kalması demektir. Ve mesanede kalan idrar, bakterilerin üremesi ve gelişmesi için çok ama çok elverişli bir ortam sunar. Hamilelik sırasında glomerüler filtrasyon hızı, yani kanın böbreklerdeki filtre edilme hızı da artar. Evet, bunu da GFH artar diye not ediyorum. Bunun sonucunda glukoz gibi maddelerin idrara geçişi artar. Ve glukoz açısından zengin bir idrarda kimin işine yarar? Tabii ki bakterilerin. Daha fazla glukoz bakteriler için daha fazla besin demektir. Ve son olarak hamilelik. Özellikle de hamileliğin sonu bağışıklık sistemini baskılayan bir dönemdir. Ve bu da kadınların enfeksiyonlara, özellikle de idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığını artırır. İsterseniz şimdi sistitin yani mesane enfeksiyonunun belirtileriyle devam edelim. Dizüri yani idrara çıkmada ve idrar yaparken zorlanma sistitin oldukça yaygın bir belirtisidir. İdrar sıklığı dediğimiz sürekli idrara çıkacakmış gibi hissedilmesi de çok sık görülen bir belirtidir. Bunların yanında acil idrara çıkma ihtiyacı veya acilen idrara çıkmanız gerektiği hissi de belirtilerden biridir. Zaman zaman hematuri dediğimiz duruma da rastlanabilir. Hematuri, idrarda kan görünmesi anlamına gelir. Bu belirtiler, birine idrar yolu enfeksiyonu teşhisi koyabilmek için son derece önemli belirtilerdir. Bu teşhisi koyabilmek için sadece idrarda bakteriye rastlanması tek başına yeterli değildir. Bu belirtilerin toplu halde bulunması gerekir. Ama bu kural hamile kadınlar için geçerli değildir. Bir başka deyişle asemptomatik bakteri rastlanan yani idrarında bakteri bulunan ve asemptomatik olan herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olmayan hamile bir kadında bu durumun acilen tedavi edilmesi gerekir. Çünkü bu kadınların %25'i durum tedavi edilmezse piyelonefrite yakalanır. Bu oran son derece yüksek, durum da son derece tehlikelidir. Çünkü hamile kadınlarda görülen piyelonefrit sepsise, böbrek yetmezliğine, prematüre doğuma hatta fetüsün ölümüne bile yol açabilir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtisi göstermemesine rağmen gebeliğin ilk 3 ayında düzenli olarak idrar örneği alınmasının sebebi de budur. İdrarda bakteriye rastlanırsa belirti gösterip göstermediğine bakılmaksızın tedaviye başlanır. Bu noktada isterseniz bir de idrar yolu enfeksiyonunun nasıl teşhis edildiğinden bahsedelim. İdrar örneği alındığından bahsetmiştik. Bu idrar kültüründe idrar yolu enfeksiyonuna sebebiyet veren bir bakteri türünün 100 binden fazla koloni oluşturduğu bir birim mevcut mu değil mi ona bakılır. İdrar yolu enfeksiyonunu teşhis edince sıra tedavisine gelir. Hamile olan kadınlar için ve hamile olmayan kadınlar için uygulanan tedavi farklıdır. Hamile olmayan bir kadın ya da erkek için tedavi elpazesi son derece geniştir. Örneğin, trimetroprim sülfametaksazol. Ay söylemesi amma da zor değil mi? <laughs> Ama bunun tedavide kullanılan son derece popüler bir ilaç olduğunu bilmelisiniz. Bir başka popüler ilaç nitrofurantoindir. Üçüncü olarak da siprofloksazini not ediyorum. Bunların yanında çok tercih edilmese de kullanılan başka antibiyotikler de var. Söz konusu hasta hamile bir kadınsa bu seçeneklerin hemen hemen hepsi fetüs için çok zararlı olduğu için farklı tedavilerin uygulanması gerekir. Mesela trimetroprim folik asidin düşmanıdır ve fetüsün folik asit kullanımını engeller. Folik asit nöral tüp gelişimi için çok önemli olduğundan bu ilaç gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. Sülfometaksazol de bebeğin bilirubin seviyelerini yükseltebileceği için son derece tehlikelidir ve hamilelik süresince kullanılmaz. Son olarak siprofloksazin de kemik gelişimi açısından problem yarattığı için yine tercih edilmeyen bir antibiyotiktir. Hamile kadınlarda bu ilaçlar kullanılmıyor ama kullanılabilen farklı ilaçlar var tabi. Örneğin amoksisilin. Bu ilacı daha önce de duymuş olabilirsiniz. Çünkü bu ilaç başka hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Buna ek olarak nitrofurantoin de kullanılabilir. Evet, nitrofurantoin hamile olsun olmasın idrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm kadınlarda tedavi amaçlı kullanılabilir. Sefaleksini ve fosfomisini de not ediyorum. Evet, idrar yolu enfeksiyonunun hamile kadınlardaki tedavisi için kullanılabilen ilaçlar bunlar. Bu videoda çok sık rastladığımız hastalıklardan biri olan İdrar yolu enfeksiyonundan bahsetmiş olduk. Hoşçakalın.